Bugünkü konumuz sevgili seyirciler biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye'de bir maden faciası daha yaşandı Erzincan İliç'te. Bugünkü konumuz bu. Bugünkü konumuz Türkiye'nin başından eksik olmayan deprem tehdidi, deprem afeti. Bugünkü konumuz kentsel dönüşüm. Bugünkü konumuz yerel seçimler öncesinde Türkiye'de yıkılma riski taşıyan, fay hattının üzerinde kurulu olan ve hepimizin gözümüzü, kulağımızı dikip baktığımız şehirlerimiz ve deprem riski ve bugün Türkiye'de bu konuda devletin en tepesindeki isim, en yetkili isim konuğumuz olacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özaseki. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de tebrik ediyorum. Çok Bütünüzden teşekkür ederim. Dolayı. Sağ olun. Size e, bakanlıkla ilgili soru soracağım ama izin verirseniz herkes ve ben de çok merak ediyorum. Siz sürekli şu gözlükle e, görüyoruz. <laughs> Estetik ameliyat mı oldunuz? Ee, niye bu gözlüğü takıyorsunuz ben biliyorum yayından önce sordum anlattınız ama bir kazanın devamında bir takım ameliyatlar evet. galiba geçmiş olsun evet. diyeyim herkesin ilk bu sorusuyla başlayayım gözünüze ne oldu? Çok teşekkür ederim daha önce geçirdiğimiz bir kazadan dolayı yaptırmam gereken bir ameliyat vardı bir ay kadar önce doktorumuz yaptı ama ikinci ameliyata ihtiyaç duydu o da geçtiğimiz hafta çarşamba gün yatıp perşembe sabahı olduğumuz bir ameliyat oldu tevafuk mu denir tesadüf mü denir İlişteki maden kazasına denk geldi. Burada e, İstanbul Ticaret Odası'na da sözüm vardı. Gelip ondan sonra da doğru ameliyat olmak için gittim. E, haliyle gözün altları bantlarla dolu, yüz şiş. Böyle olunca biraz sanki zamansız bir iş yaptım. Fakat e, doktorlarımız da genellikle birkaç günden geçer, bir şey olmaz falan deyince ben sanki bunu çok çabuk atlatırız gibi anladım. Bir taraftan depremin seneyi devriyesine denk geldi. Orada siyah gözlüklerle gezdim. Evet. Bir taraftan tam maden kazasına denk geldi. Bugün oradaydım zaten. E böyle olunca da siyah gözlükler çok hoş olmuyor ama işte bırakmıyor bizi. Bizim de canımız durmuyor daha doğrusu. E bazen soruyorlar, tarz yapıyorum diyorum. Öyle geçiştiriyoruz ama bir sağlık meselesi. Yok, böyle yakından i̇nşallah... bakınca hiç tarzlık bir şey olmadığı bir şey olduğu belli ciddi bir şey Küçük oldu. Müthiş bir şişlik vardı. Yarısı indi diyebilirim. Diğer yarısı da inşallah inecek bekliyorum. Geçmiş olsun. Erzincan İliş'le başlayalım. Ee... Olur. Hepimizin çok merak ettiği ne olduğunu çok anlamaya çalıştığımız bir süreç. Şimdi benim en çok merak ettiğim şey şu. Bir yerde şu anda 10 milyon 20 milyon metreküp ee, siyanürlü toprak olduğu bilgisi var. Bir yerde ee, siyanür toprakta yok bilgisi var. Siz bize devletin en tepesindeki isim olarak şu doğru bilgiyi söyler misiniz? Şu anda oradaki topraktaki siyanür ee, şey nedir? Miktarı nedir? Gerçekten 10 milyon metreküp siyanürlü toprak orada şu anda doğada mı? Evet, evet. Aslında 90'lı yıllarda başlamışlar. Sonra 2008'de ilk chat raporunu almışlar altın üretmek için. Daha sonraki zaman içerisinde 2012'de ve devamında 2-3 yılda bir ya genişletme amacıyla veya da daha değişik bir proses uygulamak için çevreye etkisini değerlendirmek amacıyla müracaat edip izinlerini almışlar. Sonra devam eden neredeyse 20-30 yıllık bir maden ocağından bahsediyoruz. Altın üretiliyor. Altın üretiminde toprağın siyanürle karıştırılarak geçirilmesi, bir kısmının alınması, daha sonra havuzlar içerisinde daha fazlasının alındığı bir ortam var. Şimdi toprağı siz oradan o siyanürlü maddeden geçiriyorsunuz ama bir tarafta biriktiriyorsunuz o toprağı. Daha sonra onu kendi işleme havuzlarınıza alıyorsunuz. Asıl %70-80 altında oradan elde ediyorsunuz. Ben de sonradan öğrendim. Bildiğim bir konu değil. Bilim adamlarının anlattıkları kadar söylüyorum. Yanlış söylüyorsan da beni bağışlasınlar. Ben bu kadar öğrenebildim. Orada bu maden ocağı çalıştırılırken işlemden geçen toprak bir yerde yığın yapılıyor. O yığının kendine has bir tedbirle yapılması lazım. Çünkü sulu bir toprak, dikkatli olunması gereken bir toprak. Çekildiği yerde alt tarafta sızdırmazlık var ve o toprağı orada biriktiriyorsunuz. Şöyle tepecikler oluştuğunu düşünün. 2-3 tane böyle tepecik oluşturmuşlar ilgili firma. Bu tepecikler bir müddet sonra birisinde heyelan riski başlamış hafif çatlaklar Gözükmeye başladığı andan itibaren aman burada bir sel gibi adeta burası akacak demişler. Ve ilgili insanlar çekmişler sonra ne durumda diye oraya kontrola birkaç kişi gitmiş. Onlar işte o anda kapılmışlar ve altında kalmışlar. Tabi bir taraftan araba kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Nihayetinde konu bizim Enerji Bakanlığı'nın maden tarafı ilgilendirdiği için koordinatör bakan olarak işin başında. Ali Bey Afat'tan sorumlu olduğu için arama kurtarma faaliyetinden dolayı orada. Bizi de işin çevresel etkisi, çevreye etkisi, tesirleri noktası ilgilendiriyor. Böyle bir madenin çet raporu herhangi bir dönemde almış olması bir görev ihmali değil mi? Şöyle, siz ona süreli olarak 5 yıllığına veriyorsunuz bunu. Bittiği zaman bir daha geliyorlar, yeniliyorlar. Arada denetleme olmuyor mu? Denetleme var. Ben bugün arkadaşlardan mesela şu raporu da aldım. Kurulduğundan bu tarafa, 2008'de sizden bu arkadaşlar gelmişler, çet raporunu almışlar, 2000 sayfaya yakın döküman var. Nasıl yapacaklarıyla ait bütün prosesleri tek tek anlatıyor. Buna uyum uymadıkları noktasında sizin bir işleminiz var mı? Kaç kez denetlediniz? Burada bir ceza yaptığım daha önce uygulandı mı diye sordum. Elimde raporlar var yukarıda. 135 kez denetlenmiş. Özellikle açıldığı günden bugüne. Özellikle e, 2022'de orada bir boru patlaması olmuş. Boru patlaması olunca bizimkiler bütün dikkatlerini oraya vermişler. Siz mu patlıyor? Eee zehirli atık diyelim. Tehlikeli atığın taşındığı boruda bir patlama olmuş. Toprağa sızıyor. Haliyle toprağa sızıyor bu. O zaman işlem yapmışlar. Arkadaşlar 16 milyon civarında o günkü parayla para cezası yazmışlar. En yüksek para cezası oradaki. Sonra kapatma cezası vermişler. Kapanmış. Tabii tabii. Arkasından savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar ve sonra da o günden bu tarafa 95 kere daha denetlemişler. Neredeyse her hafta gitmişler. Peki sonra nasıl açılmış mesela? Her hafta gitmişler. Arkadaşlar o boruyu tamir edip yeniledikten sonra işlemin normal hale geldiğini ispatlamışlar. Yeniden çet raporu var gibi istenir gibi yeniden işlemlere başlamışlar. Ekipler gitmişler. Sıkıntı yok. Madenin yeniden çalışmasına bir müddet sonra izin vermişler. Bu çok sıradan normal bir işlem ama. Mahkeme kararı o, var burada. Bir tabii tabii. Bu konularda her türlü hukuki Altyapısı işin sağlam. Maden kendi alıyor mahkeme kararını değil mi? Diyor ki ben düzelttim buradaki eksiklikleri. Tekrar açmam için izin verin diye karar mı çıkıyor? Daha çok bize gelerek müracaat ediyor. İdari bir işlem bu. Hmm. Ama öbür tarafta savcılığa suç duyurusuna bulunduğu için ihmalleri var mı yok mu ceza yönünden savcılık takip ediyor. Ama bizim tarafta idari olarak yeniden gelip izin istiyor. Bir müddet sonra eksikliklerin giderildiğini görünce izin veriyorlar. Ama bütün dikkatlerini... Valilik, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü oraya veriyorlar. Neredeyse her hafta denetlemeye gidiyorlar. Herhangi bir sıkıntı da gözükmüyor şu ana kadar. Ben bir maden ocağına 135 kez gittiklerini ilk defa gördüm mesela. Bu kadar da dikkatli olmuş arkadaşlar. Fakat oradaki yığın şu şekilde bir huni gibi düşünün. Bunun biraz daha belki geniş açıyla tutulması icap ederken dik olmasından kaynaklanan, yağışta aldıkça biraz ağırlaşan uçma tehdidinde yarıkları görünce hissedilen bir yapı var. Ve orada birbirlerine ihtar etmişler. Aman burası uçacak. 90-100 civarında çalışan var. Onlar da geri çekmişler. Ve neticesinde bir gün oraya kontrola gittiklerinde tam tesadüf eden bir dolmuşun içerisinde bile de konteyner içerisinde işte 8 kadar 9 kadar kardeşimiz var. Onların toprak altında kaldığı bir ortamla karşılaşmışlar. Bu işin gerçek müsebbibi kim? Suçlular kimler? Bu konuda kimler yargılanmalı? İşte bunlara savcılık soruşturma başlattı. Biz bugün beş bakan arkadaş orada devlet olarak tek tek neler yaptığımızı kamuoyuna anlattık. Üzerimize düşen neydi? Biz ne yapıyoruz onu anlattık. Bir taraftan da her bir bakanlığın müfettişleri oradalar. İlgili birimleri gerek Enerji Bakanlığı tarafı, gerek tarım Bakanlığı tarafı, devlet su işleri falan çok yakın ilgili. Çünkü bir buçuk iki kilometre aşağıda gölet var. Baraj gölü var orada. Oraya kavuşmaması lazım. Bu açıdan da hepimiz ayrı ayrı da müfettiş gönderdik tek tek inceliyorlar. İşin cezai boyutu, adli boyutu elbette savcılıkta ama idari boyutta bir eksiklik varsa, hata varsa bunun sorumlularını bulmak bizim boynumuzun borcu.